LG G4'ün arka kapağını boyamıştık Erdinç abiyle beraber. Fakat bizim içimizde çok sinmedi. Evet. Değil mi abi? Aynen. Ve o günden beri Erdinç abiye ben sürekli sıkıştırıyorum. Yani abi diyorum hani bunun dedim daha iyisini yapabilir miyiz? Daha farklı nasıl boyama yapabiliriz diye. O da çok meraklı bir insan olduğu için bu konuda gerçekten ciddi bir emek harcadı. Ve LG G4'ün arka kapağını boyama ile ilgili bambaşka bir boyut kazandırdı bu işe. Ben şöyle söyleyeyim. LG biliyorsunuz G4'te deri kapak kullandı ve deri kapak kullanımını ben çok takdirle karşılamıştım. Çünkü farklı bir materyal deri. Özellikle plastik kullanılan cep telefonlarında deriye geçiş yapılması bence çok güzel bir inovasyondu. Fakat derinin tabii ki bazı dezavantajları da vardı. Deri bildiğiniz gibi sizinle yaşayan bir materyal ve bazı eskimeler ve soyulmalara sebebiyet verdi. İnsanlar da bu konuda gerçekten oldukça müzdarip. Birçok insan bana LG G4'ün arka kapağını nasıl boyayabiliriz, nasıl yapabiliriz diye soru sordu. Biz de şimdi bu soruya cevap arayacağız Erdinç abiyle beraber. Erdinç abi peki geçtiğimiz dönemle şimdiki dönem arasındaki fark ne yaptık abi? Epey bir yol kat ettik. Öyle mi? Volkan. Seninle daha evvel süngerle bir boyama çalışmamız olmuştu. O süngerle boyamadan sonra şöyle bir şey oldu. Özellikle ben onu beğenmedim. Bu aşağıda biliyorsunuz G4'lerde bu aşağıda G4 yazısı kaybolmuştu, kapanmıştı. Dikişlerimiz evet, dikişler örtülmüştü. Çünkü biraz kalın oldu herhalde o zaman. Evet. Ama daha sonra işte bunu nasıl inceltebiliriz den yola çıkılarak zaten bu noktaya geldik. Şu an bu videoyu hazırlıyoruz size. Çünkü gerçekten inanın şuna çok, yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok ciddi bir emek var burada. Çok ciddi bir emek sarf etti Erdinç abi. Derin abi peki ne yaptık şu an? Nasıl bir boyama yöntemine geçiş yaptık? Yani süngerden nereye geçiş yaptık abi? Kompresörlü bir boyama sistemine geçtik. Kompresörümüzde tabanca olarak da airbrush denilen bir boyama kalemiyle. Airbrush kalemle boyuyoruz. Kalemle boyuyoruz. Evet, 0.3 kullanıyoruz. 0.3 milim evet. Boya mı atıyoruz? Boya atıyoruz üzerine. Ya bu şey bunda... gibi bir şey herhalde. Ne o? Bu kaportajların yaptıkları boyama gibi yaptıkları durum. Yaptıkları tarzda bir şey ama bizim airbrush dediğimiz daha çok boyama sanatlarıyla uğraşan kişiler kullanır bunu. Daha ince bir işçilik daha mi? Daha ince işçilik. Anladım abi. Yani istediğiniz nokta vuruşu gibi diyeyim ben size. Bunda da nokta boyaması yapabiliyorsunuz. Anladım abi. Yani bu hani daha detaylı bir boyama olduğu için. Evet. Daha kapatıcı bir özelliği de var mı peki bu boyanın? Boyanın kapatma özelliği hep aynı. Hep aynı mı? Aynı boyanın. Yani. O zaman ama kullandığımız sadece kalınlıkla ilgili bir şey var değil mi? Kalınlıkla ilgili. Hı. Ve süngerle randımansız oldu. Zaten o günde bizim içimizde evet, sinmemişti. Sinmemişti evet. O günden bu gerçi boya, de... yani boyanın rengi güzeldi. Yani o zaman da boyanın rengi çok güzeldi. Şu anda da boyanın rengi eminim çok güzel olacaktır. Ya hiç değil. Biz şu anda G4'ü dediğim gibi arka kapağını ufak bir hani boyama gibi bir şey yaptık ama şimdi tekrar boyamasını yapacağız biraz sonra. Sizin gözünüzün önünde canlı canlı. Nasıl boyandığını da böylece görebileceksiniz. Umarım iyi bir sonuca imza atabilir. Çünkü ben telefonu geri göndereceğim LG'ye. G4'ü uzun zamandan beri kullanıyorum. Ve bu noktaya nasıl geldim ben? Ben de G4'ün arka kapağını kendi çapımda temizlemek istedim. Alkolle temizlemek istedim. Alkolle temizlemek isterken deri tamamen özelliğinin deformasyonu uğradı. Ondan sonra işte Erdinç abiye geldim. Bu süreci zaten daha evvel paylaşmıştık sizinle. Şimdi boyamaya geçelim abi. Geçelim. Hadi şimdi boyamaya geçelim. Evet Erdinç abi, şimdi kapağı boyamaya başlayacağız. Kullanacağımız ben şu kalemi merak ediyorum biraz. Bunun özelliği nedir abi? Volkancığım bunun özelliği airbrush denilen bir boyama tabancasıdır. Evet abi. Yan tarafında şurada görmüş olduğumuz deposu vardır. Kapağı açılır, boyayı içerisine koyarız. Bu tabancanın özelliği 0.3 inceliğinde boyayı atması. Evet abi. 0.3 milimetre kalınlığında boya atıyor ve gerçekten evet, çok profesyonel bir işe imza atıyorsun bu şekilde. Yani bu da bizim kalın bir şekilde boyamamamıza sebebiyet veriyor. Atmamızı sağlıyor ve bizim en çok uğraştığımız Volkan şu kapağımızda deri gözenekleri vardır. Bütün derilerde olduğu gibi. Evet abi. Gözeneklerin boyandıktan sonra kapanmaması. Şu dikişlerin kapanmaması. Nefes alması gibi yani abilerim. Aynen. Evet. Yani derinin özelliğini bir plastik boya atılmış gibi değil de derinin görüntüsünü, saf görüntüsünü korumaktı bizim amacımız. Zaten bu bizim ilk seferde yapmış olduğumuz G4'ün kapanmasına sebebiyet veren şeydi. Veren oydu, olaydı. Ama şu an o olayı bitirmiş oluyoruz. Evet abi. Hadi bakalım başlayalım abi boyamaya. Başlayalım. Nasıl bir sonuca imza atacağız hep beraber görelim. Gerçekten çok ince boya abi. Evet.
elinize aldığınız zaman boyanın elinize çıkmaması, cebinize koyduğunuz zaman cebinizi boyamaması. Orada, o önemli da çok olan önemli faktörler bunlar zaten. Yoksa bunu yani evde de bir şekilde kendi kendine ya, boyarsın. Dediğiniz gibi boyayabilirsiniz ama sıkıntılar işte dediğim gibi deri görüntüsünün özelliklerini kaybetmemesi. Evet abi. Gözeneklerinin yine olduğu gibi kalmasını biz bunun için çok uğraştık. Evet. Yani bu mesela bizim ilk yaptığımız boyada benim hatırladığım dikişler falan neredeyse görünmüyordu ama bunda artık bundan o sorun kaldı. Elinizle dahi hissedebiliyorsunuz. Gözde gördüğünüz şekilde elle de dikişleri hissedebiliyorsunuz. Bu arada gerçekten renk güzel oluyor abi. Evet. Yani renk konusunda sınırı yok diyorsun. Yani renk konusunda hiç sınırı yok. Hay getirdiğiniz kapakta Volkan mesela tabanın aynı renginde istiyorsanız yine aynı renginde de boyanabilir. Ha öyle mi? Taba rengi çünkü abi taba rengi çok çok tutan bir renk. Deforme olmuş renkte evet. Tekrar aynı boyayı isterseniz aynı renkte olur. Anladım abi. Hani biz bu kırmızıya daha değişik renklerde biz istenilen bir insanın yani zevkine kalmış bir şeydir. Çok güzel abi. Kahve ister kimi, kimi kırmızı ister, kimi sarı ister, kimi takımının yarısını siyah, yarısını beyaz, sarı, lacivert yani. Ne isterse yapabiliriz. Ne isterse. Yani. Evet abi. Ben abi kırmızı olsun isterim ya. Tamam biz de bir senin de LG, gönlüne göre yaptık. Bir de LG'nin rengi de abi kırmızı. Yani telefonda zaten LG'yi geri göndereceğiz. En az onlar da kırmızı bir kapak görmüş olurlar. Bu şimdi abi kuruyacak. Ondan sonra buna bir kat daha atacak mıyız? Evet. Hı-hı. Bir kat daha atacağız. O zaman abi bunu kurumaya bırakalım. Ondan sonra ikinci kat atarken i̇kinci tekrar kat atarken bir kere tekrar buluşalım. Çekeceğiz. Tamam abi. Aynen. Evet abi şu anda ikinci kata başladık. Evet abi Volkan. Ya bu kattan sonra herhalde başka şeye ihtiyaç kalmayacak diye düşünüyorum ki zaten birinci kat bile muhteşem görünüyor. Yani tabii videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yani boyayı o kadar ince atıyor ki Erdinç abi. Gerçekten. Bizim istediğimiz oydu zaten. Evet abi. Volkan. Şimdi bu boyama işlemimiz bitti mi? Üzerine lak dediğimiz bir deri cilası var. Onu kullanacağız. İşlemimiz bitiyor bile. Ondan sonra bitiyor. Tabii bu da boyanın işte elimize bulaşmamasını evet, en önemli çabuk şeylerden, çıkmamasını evet, sağlayacak. En önemli şeylerden bir tanesi o. Çünkü biz ilk yaptığımız seferde de öyle bir şeyle kullanmamıştık. Zaten abi, ilk sefer ne kadar başarısız bir iş yapmışız ya şu. Ama şu işte, an onun farkına varıyorum Erdinç abi. Biz onu bir deneme mahiyetinde evet, kalktık ama evet, bunun daha iyi nasıl yapılabilir? Evet abi zaten onu başta da söyledik yani bu iş hani tamamen senin de çabanla bu iş bu noktaya geldi. Gerçekten bravo abi bu noktada. Yani bu boyayı biz daha ince nasıl atabiliriz? Büyük tabancalara baktık. Onlar da yine aynı şekilde kalın atıyor. Kalın atıyor değil mi? Evet. Ama biz bu kalem tabanca diyeyim ben size. Bunu bulduk. Ve bunda da epey bir başarılı olduk. Evet abi zaten şu anda yani bunu yakından da fotoğraflarını da çekeceğim. Bu özellikle gözenekli yapısının fotoğraflarını çekeceğim. Videoya bunları da ekleyeceğiz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ikinci kat da bitiyor. Bir daha artık lakını atarken lakın tekrar mı? Bir video daha çekelim. Zaten sonra da videonun sonuna geleceğiz. Evet. Evet Erdinç abi şimdi lakını atacağız üstüne. Evet, cila diyebilir miyiz buna lak mı? Cila yani halk arasında da deri cilası olarak geçer. Lakını atacağız ve bunu hem koruyacak da. Hem koruyacak, hı-hı, hem boyanın çıkmasını engelleyecek. Evet. Maşallah. Biraz kokusu ağırdır. Oo, abi kafa yapar bu. Oo, başladı abi, başladı. Koku yaptı gerçekten. Oo, yeter. Verme daha fazla. Oo, harika oldu. İşlemimiz bitmiştir. Bitmiştir. Şimdi bezlesineceğiz Volkan. Kapağımız kullanıma hazır. Abi gerçekten çok güzel oldu. Yani eline koluna sağlık. Bu kapağın ilk halini ben bu videoda da göstereceğim ne halde olduğunu ve daha sonra ne hale geldiğini. Umarım yani bu konuda problemler yaşayanlar varsa sana ulaşabilirler bir şekilde ve sen de artık onlara nasıl yardımcı olursun bilemiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Yani hani ben Ferrari kırmızı dedim. Şu an gerçekten yanıyor abi kapak. Evet. Tekrar eline koluna sağlık. Sen de sağ ol Volkan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.